Evet arkadaşlar, malzemelerimizi aldık dolu dolu. Zaten artemiyalarımızın geldiğini göstermiştim size. Şu anda eve doğru gidiyorum. Ben şunu şöyle bir kendime doğru çevireyim. Arabada yavaş yavaş gidiyorum şu anda. Normal YouTube'daki gibi sıradan artemiya çıkartma videolarından olmayacak bu video arkadaşlar. İlk olarak onu söyleyeyim size. Şimdi deniz tuzuyla çıkartacağız. Kaya tuzuyla çıkartacağız. Daha sonra yani başka nesi çıkartacağız? Süngerde çıkartacağız. Ondan sonra el yapımı artemiya çıkartma seti yapıp onda çıkartacağız. Ya bilmiyorum. Başka işte yani internette, YouTube'da uzun zamandır ben de artemiya çıkartmıyordum. İnternette, YouTube'da yani olan bütün artemiya çıkartma sistemlerini tek video içerisinde size sunacağım. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İşlerimi hallettim. Şimdi malzemelerimi masaya topladım. Bayağı bir malzememiz var. Hemen ben size onları göstereyim. Şimdi arkadaşlar, şu deniz tuzumuz, bu kaya tuzumuz, süngerde çıkartmak için süngerlerimiz, artemiya çıkartma seti yapmak için sularımız, zaten artemiyalarımız olmazsa olmaz ve süngerde artemiya çıkartmak için kaplarımız. Bunlar da şimdi artemiya sistemini el yapımı artemiya çıkartma seti için hortumlarımız. Şimdi videoya başlamadan önce arkadaşlar şöyle bir artemiya hakkında ek bilgi verelim. Ben bunun araştırmalarını yapmıştım. Yani bu video için değil de benim nerede? Şu şekilde bir defterim var arkadaşlar. Bu deftere ben bilmediğim konularda veyahut da farklı konularda şeylerimi alıyorum. Şimdi evet, sayfamı buldum. Şimdi artemiya 100 milyon yıldan beri var olduğu düşünülen bir canlıymış. Dinozorlar devrinden kalan nadir türlerden birisiymiş. Yumurtaların düzgün saklanma koşullarında 1000 yıl canlı kalacağı düşünülüyor. Ama bunun sadece 50 yıl canlı kaldığı deneylerde görülmüş. Hani 50 yılın üstünde bir deney yapılmamış. Tuzlu göllerde yaşayan artemiyalar aslında üretim yapılmıyor galiba bunun. Hani tuzlu göllerde araştırdığıma göre tuzlu göllerde yaşayan alanda belki görmüşsünüzdür. Alabalıkların böyle yuvarlak yuvarlak şey yaparlar ya, çevrilirler ya. O şekilde çevirme alanları yapılıyormuş. Yani şeyler, firmalar burayı kiralayıp mı satın mı ne alıyor galiba. Orayı şey yapıyorlar, alıyorlarmış. Orada yumurtayı topluyorlarmış. En erken gelen, doğru yeri kapan o seneki hasadın en güzelini alıyormuş. Artemiyaların çıkması için doğru oran, tuzlu suda çıktığı için doğru orandaki tuz su oranı %30 oranında olmalı. Yani 1 litre suya 30 gram tuz atılması gerekiyor. Bu en ideal oran. Onun haricinde kullanılacak kaya tuzu rafine edilmemiş iyot tuz olması gerekiyor. Su, musluk suyu kullanılabilir ancak diyor ağır yoğun metaller bulunmaması gerekiyor. Bu zaten balıklarımız için de geçerli. Ondan dolayı ve dinlendirilmiş olması gerekiyor. Ben direkt çeşme suyundan basacağım. Onun öyle de bir denemiş olacağız. O ideal sıcaklık 25-27 derece. pH 8-9. Tabii buna pH'ı gidip de yani artemiya için pH ölçmeyeceğiz. Normal zaten ülkemizin su değerleri de bu şekilde. Başka ne var? Bundan sonrası aldığım bilgilerde arkadaşlar artemiya üretimi için artemiya ileride okul bittikten sonra yani birkaç ay sonra artemiya üretime geçtiği zaman o bilgileri de ben zaten size vereceğim yine üretim içerisinde. Toplayacak olursak birazcık fazla konuştum galiba. Şimdi %30 oranında su tuz yoğunluğu olması gerekiyor. 25-28 derece ısı olmuş
olması gerekiyor. 8-9 pH gerekiyor ama pH'i o kadar ölçmeyeceğiz. Musluk suyu kullanıyorsak dinlenmiş su diyor. Ama biz zaten burada yapacağımız kombinasyonlarla bunu test etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde tuz su oranını şey yapıp yumurtalarımızı içine atıyoruz. Ve çıkacak inşallah. Hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, bunda dediğim gibi zaten hazır suyumuz var. Buna ölçüyle aldığımız çeşme suyumuzu koyduk. Bunun içine 2,5 çay kaşığı yine tuzumuzu ekleyeceğiz. Kaya tuzunu. Bunun içine de akvaryumdan alacağımız, yine şişe yardımıyla aynı ölçüde alacağımız akvaryum suyuna yine aynı oranda kaya tuzu ekleyip elimde 3 tane şişe olduğu için, 3 set yapacak malzeme olduğu için 3 set yapacağım. İlk önce deniz kuzunu tuzunu kullanmayacağız. Sadece kaya tuzuyla çıkartacağız. Daha sonra kaya tuzunda hangi su ile Artemia daha hızlı ve güzel çıktıysa, belki de hiçbir fark göremeyeceğiz. Veyahut da hiç yumurtalar çıkmayacak, bilmiyorum. Ben de uzun zamandır çünkü Artemia çıkartmıyorum. Bakacağız. Ona göre eğer çıkarsa yumurtalarımız, hangi suda daha iyi oranda ve daha hızlı yumurta çıktıysa, bunu bu sefer deniz tuzuyla deneyeceğiz. Daha sonra da kaya tuzuyla mı deniz tuzuyla mı daha iyi çıkıyor. Buna göre de süngerde deneyeceğiz. Yine süngeri de belki sayısını farklılık olsun diye arttırabiliriz. Ama ilk önce 3 tane sette sadece kaya tuzunu kullanacağız. Daha sonra hangi su daha iyi ise onda deniz tuzunu karıştırıp Artemia çıkartacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şundan akvaryum suyunu alayım ben. Tuzlarını koyayım. Tekrar dönüyorum size. Şimdi arkadaşlar, suların erimesini bekliyorum ayrı ayrı yaptığım için. Karıştıracağız. Daha sonra bunun suları şeylere alacağız. Artemia çıkartma setlerimizin içine ve üstünden yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Bu sular yarım litre için ölçüldü ve ölçüleri ona göre kullanıldı. Ama ben bu şişelere yarım litre koymayacağım. Neden? Çünkü daha az alacaklar. Hani daha az koymak mecburiyetinde kalacağım. Ama bunlar yarım litreye göre ölçüldü. İstediğim bu su, tuz ve su karıştıktan sonra istediğimiz kadarını kullanabiliriz. Çünkü çözelti %30'luk bir çözelti. Biz suyu alırken aynı zamanda eşit oranda tuzu da almış olacağız. Bundan dolayı eğer farklı setler yapacaksanız, yani ayrı ayrı su ölçmenize gerek yok. Atıyorum 2 set yapacaksanız 1 litrelik suya 30 gram, yani 1'e %30 oranında olması gerekiyor demiştik ya. 1 litre suya 30 gram tuzumuzu attıktan sonra o sudan istediğimiz kadar, istediğimiz ölçüde kullanabiliriz. Ve arkadaşlar, Artemia çıkartma setlerimiz çalışıyor. Birincisi hazır su, ikincisi çeşme suyu, üçüncüsü ise akvaryum suyu. Bunu unutmayın. Ben de not aldım zaten. Bakalım hangisinde daha güzel çıkarsa ona göre bu sefer deniz tuzuyla ve kaya tuzuyla deneyeceğiz. İkisini kıyaslayacağız bu sefer de. Şimdi suları kıyaslıyoruz. Daha sonra tuzları kıyaslayacağız. Daha sonra da yöntemi kıyaslayacağız. Şimdi arkadaşlar biraz beklesin. Hani suları ısınsın. Evet arkadaşlar, bir 10-15 dakika oldu. Şu şekilde tekelle yapmaya çalışacağım. Yani şu şekilde az az koyacağız. İlk baştaki hazır su. Galiba şu kadar, eşit miktarda. İkincisi çeşme suyu. Ve üçüncüsü de akvaryum suyu. Yumurtalarımızı da attık. Saate bakıyoruz. Şu anda saat 5 diyelim. Yarın akşam 5'te
İnşallah yumurtalarımız güzel güzel çıkmış olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah saat 9. Affedersiniz, yeni uyandım. Bu şişelerimizde şu anda açılmalar, yumurtalar açılmaya başlamış. Ben gördüm. Şimdi şeyleri kapatıp, hava hortumunu kapatıp size de göstereceğim. Ancak birinci şişede gördüğünüz gibi hava taşının üstünden çıktığı için alt tarafta şeyler oluşmuş. Yumurta birikmiş. Bu birazcık eksi olmuş bizim için. Yani bu şişe için diyeyim. Şimdi arkadaşlar, alt tarafa, hemen kafanın üst tarafına doğru bakarsanız, oradan şişe hizasında çıkarsanız açılımları göreceksiniz. Şöyle göstersem, yani nasıl diyeyim, benim gördüğüm şu anda çıplak gözle bakarsak sayı birazcık daha artıyor. Yani parça parça zıplayanları görebilirsiniz. Bu birinci şişemiz. Şöyle ikinci şişemize geçelim. Şöyle alt taraflarda daha çok, burada da yumurtadan gözükmüyorlar. İşte dediğim gibi ilk iki şişede yumurtalar dibe battığı için bu kadar bir görünüm oluşmuyor. Ama fark ettiğim kadarıyla yumurtalar alt şuradan daha iyi gözüküyor ya. Şöyle yaparsak. Şimdi ikinci şişeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli bakarsak zıplayanları görebiliriz. Bu çeşme suyuydu galiba. Burada da açılımlarımız başlamış. Bu da akvaryum suyumuz. Ve bu da akvaryum suyumuz. Arkadaşlar, bariz bir şekilde açık. Yani şu anda ben görebiliyorum. Hani hava taşının olduğu hizaya bakarsanız zıpır zıpır zıplıyorlar. Akvaryum suyunda çok daha iyi bir açılım gözlemliyorum şu anda ben. Saat kaç şu anda? 12 çeyrek. Bu şey hazır su. Bu çeşme suyu. Şöyle göstersem baloncuktan dolayı gözükmüyor. Çeşme suyu. Bu da akvaryum suyu. Arkadaşlar, akvaryum suyu açık ara farkla önde gidiyor yani şu anda. Hani bir de yumurta da az, birazcık dibe çökmüş bunun içinde de yumurta. Yumurta az olmasına rağmen bu kadar açılım var. Akvaryum suyu açık ara farkla önde gidiyor. Günaydınlar arkadaşlar. Size Barış Manço ile merhaba demek istedim. Şimdi konumuza geri dönüyoruz. Şuradaki çeşme suyumuzda açılımı göstereyim. İlk olarak gördüğünüz gibi çeşme suyunda da yaklaşık %40'lık bir açılım var. Onun haricinde artemiyalarımız burada tekrar çıktı. Peki bu artemiyalar hangi artemiyalar? Bu çıkarttığımız, çıkma oranlarına baktığımız hazır su ve akvaryum suyunda yumurtaları aldıktan sonra falan açılmayanlar olmuştu birazcık.
Zaten çeşme suyunda açılma oranı daha şey, açılma oranı değil de yavaştı diyeyim daha doğrusu size. Onlar da komple buraya yine aynı sistemde sünger sistemini aldım. Ve görüyor musunuz? Evet. Ve artemiyalar yine doldu. Bu arada ben artemiyaları yine buradan aldım. Yani sabah kahvaltısında balıklarımızı yine artemiya verdim. Ona rağmen hala artemiya var. Bundan dolayı hani artemiya çıkartma setinde çıkmayan yumurtalar, geç çıkan yumurtalar bile süngerde daha rahat bir şekilde çıktı. Ve üstüne bir de artemiya seti cidden çok uğraştırdı. Hani hazır meşli sistemde belki olmayabilir böyle bir şey ama alta şey yapmayan, çıkmayan yumurtalar düşüyor. Alta çıkmayan yumurtalar düşüyor. Üstteki kabuklar tamam meç sisteminde toplanmıyor ama alttaki çıkmayan yumurtalar da geliyor hava hortumundan. Ondan dolayı kaseye koydum işte, yani plastik kaplarımıza koydum. Oradan ışık açtım. Oradan iğneyle topladım, süzdüm, geri verdim falan. Bu sünger sisteminde. Süngerin yanına zaten artemiyalar düşüyor. Şöyle kepçemiz nerede bakalım. Şu şekilde süngerin üst tarafına kepçeyi yerleştiriyorum. Şırıngayla aldıklarımı kepçeye boşaltıyorum. Zaten kepçeden su geri dökülüyor. Onu da hafiften bir suya tutuyorum tuzunu akıtmak adına. Ondan sonra da balıklarımızı afiyetle veriyoruz. Ondan dolayı şimdi bugün tuz testini yapacağız. Yarın sabah bitmiş olacak yani videomuzun hazırlığı. Yani süngerde, kaya tuzunda ve deniz tuzunda, şöyle göstereyim ters oldu. Şöyle deniz tuzunda çıkartma yapacağız. Sünger yöntemini kullanacağız. Yani sünger yöntemi rahatlık ve açılma arası, açılma oranı ağırlık fark etmiyor yani. Süngerde de açılıyorlar. Rahatlık olarak sünger yöntemi olduğu için sünger yöntemini tercih edeceğiz. Akvaryum suyumuzu aldık arkadaşlar. Kaya tuzumuzdan koyuyoruz buna. Söyleyeyim, göstereyim yani size. Şöyle bir, iki, buçuk, şöyle küçük bir tane daha atacağım. 2,5. Şimdi bunu eriteceğim. Bu kaya tuzlu olan suyu buna atacağım. Şimdi tuzumuzu erittik. Şöyle göstereyim. Yani sünger ve su bu hizada olacak. Hemen hemen sıfır neredeyse olacak. Bir de arkadaşlar şöyle netleyeyim bir. Niye netlemiyor ya bu? Suyumuzu koyduktan sonra ben bastırdım şimdi de. O yüzden kabarcıkları çıkartıp suya batması için süngerimize şu şekilde bastırıyoruz. Şu deniz tuzunu da halledelim. Şimdi arkadaşlar deniz tuzumuzdan da bir, iki, buna üç atacağım arkadaşlar. Çünkü biraz önce su yetmeyince fazla su doldurdum buna. Hatta üç fazla gelir. Şöyle az bir şey de geri atıyorum. Şimdi bunu eriteyim. Deniz tuzumuzu da koyduk arkadaşlar. Şu şekilde bir bant yapıştırdım arkadaşlar. Deniz tuzu belli olsun diye. Deniz tuzumuz ve kaya tuzumuz sünger sisteminde deneyeceğiz. Şimdi sulardan en yararlısı akvaryum suyu olduğu için ikisinde de akvaryum suyu var. İki yöntemi de kullandım ben. Süngerli sistemi daha rahat olduğu için ve hani kuluçka makinesinde geç çıkan yumurtaları da bunu koyup geç de olsa tekrar çıktığı için sünger yönteminde. Sünger yöntemini daha faydalı buldum ben. Hem de hiç uğraştırmıyor da çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. O yüzden sünger yöntemi deneyeceğim. Bir de tuzları da kıyaslarsak bu iş tamamdır. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı da koyduk. Şöyle yani eşit bir şekilde koymaya çalıştım hemen hemen.
Yani şurada birazcık daha yoğun olduğu için orada daha iyi serildi galiba. Yok ya, burada bakıyorum şöyle de. Burada biraz az olmuş. Şuraya birazcık daha ekleyeyim ben yumurta. Tuzları da deneyelim arkadaşlar. Şu anda saat 9:30. Yarın akşam 9:30'da şey pardon, yarın sabah 9:30'da bakacağız durum ne. Seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe, dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe. Herkese günaydın arkadaşlar. Yine Barış Manço'yla size bir giriş yapayım dedim. Saat şu anda kaç bakalım? 8:30 ve artemiyalarımız. Bu şişe, arkadaki şişe deniz tuzu. Şöyle göstereyim. Artemiyalarımız baya baya çıkmışlar. Hızır hızırlar. Şu da kaya tuzumuz. Onlar köşeye toplanmışlar. Işığa gittiklerini söylemiştim ya. Burası zaten bayağı aydınlık için oldukları için dağınıklar. Burada biraz daha ışığa yönelme olmuş. Neredeyse hemen hemen aynı. 24 saat olacak ama arkadaşlar sanki yumurtadan birazcık daha fazla koydum gibime geliyor. O yüzden ben bunları öğleden sonra falan alacağım. Testimiz de bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. O zaman dönüp sizinle bir yorumlama yapalım olayı. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Sabah kalktığım için birazcık saç baş dağınık. Ondan dolayı çok belli olmasın diye bunu taktım. Bayağı dağınık. Benim saçlar birbirine giriyor sabahleyin. Neyse, biz konumuza dönelim. O zaman şu şekilde yorumlarsak. Su olarak zaten akvaryum suyu, yani hazır suyu da açık ara farkla geçti. Kesinlikle akvaryum suyuyla yapıyorum. Yani ben bundan sonra. Tabi yine de hani belki çıkartan arkadaşlar vardır, kullanan arkadaşlar vardır. Ben akvaryum suyundansa hazır suyla daha memnunum diyen arkadaşlar vardır. Onlar da aşağıda, arkadaşlar demeyeyim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim de olabilir tabii ki de. Yani genel olarak konuşuyorum burada. Aşağı yorumda belirtirlerse hangi hazır suyu kullanıyorlarsa ya da tuz oranı neyse. Çünkü ben hepsine eşit miktarda tuz attım. Eşit miktarda tuz su yoğunluğu olduğu halde akvaryum suyunda bayağı yüksek oranda çıktı diğerlerine göre. Ondan dolayı gördüğünüz, siz de gördünüz zaten, akvaryum suyu daha iyi bir şekilde çıkıyor. Şimdi yönteme gelecek olursak, ben kesinlikle sünger yöntemini kullanırım arkadaşlar. Artemia çıkartma setiyle uğraşmanın hiçbir mantığı yok. Şimdi şişeye koyuyoruz. Ondan sonra şişeden çıkıyor. Alt tarafta çıkmayan yumurtalar var. Üst tarafta kabukları var. Aşağı taraftan toplarken üst taraftaki kabuklar gelmiyor ama alt taraftaki çıkmayan yumurtalar geliyor. Onlar da ayrı böyle alıyoruz. Ondan sonra bir de onları temizlemeyle uğraşıyoruz. Öyle olmayınca falan filan. Bayağı iş. Sünger yönteminde de çok güzel çıkıyor. Yani gördünüz, sünger yöntemiyle aynı 24 saat önce. Ha belki geç şey, onu değineceğim zaten. Neyse, onu biraz sonra değinelim. Ben kesinlikle sünger yöntemini kullanırım arkadaşlar. Hiç uğraşmaya gerek yok. Süngeri koyuyorsunuz, tuz oranını ayarladıktan sonra. Üstüne birazcık bastırıp süngerin havasını alıyorsunuz. Yumurtaları serpiyorsunuz. 24 saat beklersiniz. Çıkanları alırsınız, haset edersiniz. Ondan sonra şimdi şırıngayla içinden çekiyoruz ya, birikmiş oluyorlar zaten. Işığa doğru gitmiş oluyorlar bir yerde. Şırıngayla çekeriz. Böyle hafif
benim gördüğünüz gibi kepçedeki gibi bir kepçeyi ince tülbent falan tarzı bir şey yaparsınız, serersiniz. Onu şey yaparsınız, onunla bir kepçe yaparsınız. Kepçenin üstüne şırıngayla tekrardan koyuyoruz. Aldığımız su tekrar akvaryuma koyuyor, kabımıza dökülüyor. Artemiyalar kepçenin üstünde kalıyor. Tuz eksilmemiş oluyor. Artemiyaları da almış oluyoruz. Artemiyaları direkt akvaryum, hafiften bir sudan geçirdikten sonra akvaryuma atıyoruz. Gayet rahat bir şekilde. Ha, ondan sonra o süngerli kabı ellemiyoruz hiçbir şekilde. 5-10 saat daha bekleyin. Hala çıkanlar devam ediyor. Öğle yemeğinizi de Artemia verirsiniz. Veyahut da beklersiniz. Öğlen bitkisel verirsiniz. Akşamleyin ama protein vermeyin. Akşamleyin çünkü yedikleri zaman metabolizmaları yavaşlıyor ya akşamleyin uyku moduna geçince. Ondan dolayı öğlen de tekrar Artemia verirsiniz. Artemia çıkarttığınız gün. Akşam da bitkisel verirsiniz. Mis gibi yatarsınız. İki defa hasat etmiş olursunuz yani. Diğer Artemia çıkartma setiyle çıkan yumurtalar var, çıkmayanlar var. Hangileri ne zaman çıkacak belli olmuyor. Hepsini alıp atıyorsunuz. Yani çıkanları alıyorsunuz, çıkmayanları atıyorsunuz sünger sisteminde. Daha sonra da kullanma şansınız oluyor. Ben kesinlikle sünger sistemini kullanacağım. Tuza gelirsek arkadaşlar, ben tuzda bir farklılık göremedim. Yani kamerada siz de göreceksiniz. Bir dakika. Şunu şey yapayım ben bir. Geçeyim. Kamerada belki siz görürsünüz. Ben bir farklılık göremedim. Hani ha tek farklılık arka taraftaki deniz tuzu olan kapta aydınlık olduğu için dağınıklardı. Bir arka ön taraftaki normal kaya tuzuyla çıkarttığımız ön taraftaki kaya tuzuyla çıkarttığımız kap ışığa daha uzak olduğu için arka taraftaki kaptakiler ön tarafa doğru daha şey yapmışlardı, yoğunlaşmışlardı. Deniz tuzun olan kapta ise dağınıklardı. Ona dikkat edin. Yani orada daha çok, burada az demeyin. Göz kararı, hani tabi binlerce yumurta var. Hangisinin sayma imkanımız yok. Ortalama bir rakam verme şansımız da yok. Bir fark göremedim dediğim gibi. Ama üretimde, Artemia üretimi yapacaksanız eğer deniz tuzu olması gerekiyor diye bir şey okumuştum. Kaya tuzunda çıkarlar ama kaya tuzuyla üretmeye devam etmeye çalışırsanız elinizdeki Artemia'ları öldürürsünüz diye bir şey okumuştum veyahut da dinlemiştim, video veyahut da bir yazıydı, tam hatırlamıyorum. Bunu da ileriki zamanlarda deneyeceğiz zaten. Ama çıkartmak için deniz suyu veyahut da kaya tuzu pek bir fark yok. Ben göremedim yani, en azından. Belki ilerleyen saatlerde bir farklılık olur. Ayrıntılı bir Artemia çıkartma videosuydu arkadaşlar bu da. Yani YouTube'da ben bu şaka kadar ayrıntılı bir Artemia çıkartma videosu görmedim. Hani bu kadar ayrıntılısını geç. Ayrıntılı Artemia videosu, çıkartma videosu görmedim. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıdan sorabilirsiniz. Yani onun haricinde de bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol yavrulu hobiler. Yüzünden silinmesin.